Ve jete nerf geldikten sonra bu ortada ne bileyim biraz şaşırdım. Yani Reis de Bakalım. tercih edilebilirdi. Bakalım Reis nasıl bir performans gösterecek. Fenerbahçe hücumda başlayacak haritaya. Thunderbolts tarafı savunmada Killjoy'u ayağa yerleştiriyor VP'ni. Thunderbolts. B'den açılma niyeti olabilir. Yalnız Jonix çok hızlı bir şekilde geldi garaja ve çok iyi bir paranoya. Özür dilerim, flash geldi. Reis yalnız ortadan açıldı. Mykoz'u buldu ve bu da yere düşen bir spike anlamına geldi. Bacix Jonix'i düşürmeyi başardı site arkasında. Yalnız Burz ve Sian'dan gelen de takaslar var. 3'e 2'ye geldi durum. Fenerbahçe çok çok hızlı bir C hücumuyla site kontrolünü eline aldı. Reis kill alırsa dışı gelecek. VP'nin 10 saniye sonra tarafı gelecek. Bu fight oldukça önemli. Burz'u tek başına yakalandı. VPN Burz'u yakaladıktan sonra da Reis'in canı iniyor. VPN'den bir kill daha 1'e 2. Elite'in 45 canı var. Bu clutch'ı alabilecek pozisyonda çünkü rakiplerinin de canı az. VPN tek başına geldi. 28 canı bıraktı. Taret kullanılıyor. Taret kullanılırken Elite'in üstüne gidemediler ama double pick'te VPN 3 kill'lik bir performans. Yani 2 ve 3'ün mimarı oldu. Reis de round başında biliyorsun gelip bir kill çıkarabilmişti. Ama İki oyuncu da iyi oynadılar. Yani 2v3'te Fenerbahçe'nin de bu kadar ayrık hiçbir şekilde işte platformun orada rakiple çatışan oyuncuya destek gelmemesi bayağı sıkıntılı. İki tane ayrık düello yakaladı burada Thunderbolts tarafı. Yaşanmaması gerekiyordu. Bu yaşandı. Doğru dedin. Yaşandı. Fenerbahçe'de şimdi 4 tane şerif olacak. Force'a gidebilirlerdi plant'ten ötürü ama gitmek istemediler. Daha çok şerif yatırımlarıyla bu round'u geçirecekler. Bir tane Marshall da Bacix'in elinde. Mykoz. Onun da çok önemli şerif performanslarını hatırlıyoruz. Yavaş yavaş kısaya doğru ilerledi bu arada. Maiko, Burzy'nin bu TP'sini beklemedi ve Burzy silah alıp şimdi linke sızıyor. Kısada da zaten şu anda Mykoz'un hareketliliğinden bahsetmiştik. O da site'e kadar geldi. Evet ve Jonix. Sıradaki oyuncunun geçtiğinden habersizdi. Bir anda 5-3'e geldi durum. Cross'u bozuyor Jonix. Reis çok önemli Mykoz. Bir görevi var ama Mykoz. Site'e sızmıştı kısadan. 4-2'ye geldi durum. Yalnız Ata Kaptan. Burcu'yu düşürdü. 3-2. Bir senaryo var. VPN arkadan geliyor. Elite. Senin rakibini düşürmeyi başardı. 3-1. Ata Kaptan zor bir görevi var. Paranoyası var elinde. Kullanabileceği ama burada Sian çok güzel bir headshot'la yanıt veriyor. Atakaptan'ın elite skoruna durumu 1-1'e getiriyor. Bu Echo 4 şerifle bir klasikle Fenerbahçe tarafından çalınıyor. Oldukça güzel bir Echo oldu. Bunun tabii ki sebebi ya tamamen bu kill. Haritadaki bütün dengeleri evet. Bozdu Thunderbolts için. Linki kaybettikten tabii bir de kısayı yani o geçişi görmemek çok büyük problem oldu. Birisini çıkıp iyi bir Spectre performansı göstermesi gerekiyordu Thunderbolts'ta ki Brunt gelebilsin. Öyle bir performans da yaşanmadı. Şimdi Thunderbolts Echo kalıyor. 3 Spectre, 2 Rifle Fenerbahçe'de. Burzy bu smoke içerisinde kalmaya devam edecek. Ata Kaptan daha fazla burada kalmayı tercih etmedi. O da geri çekiliyor bir yandan. Bir stack düşüncesi yok aslında yani. 3 kişi evet A'da ama... Şimdi hareketlilik var bu arada. Bakalım. Dördüncü de geliyor. C uzunda kimseyi tabii bulmadılar. O yüzden A'ya doğru hareketleniyorlar ama... Yani hücum C niyeti gibi. Orta kaptandan bir smoke. Bu esnada Jonix stun kullanıyor. Bridge stun'ı var. Jonix site arkasına kadar rahat geldi. Fenerbahçe çok temiz bir kontrole sahip olunca tabii artık silah kaybetme ihtimallerini düşünecekler. Arkadaki tuzak Atakaptan bunun farkında ve Elite tarafından düşürüldü. Çok rahat geldi ilk kill. Şimdi de karşılıklı kaplanlar kullanılıyor. VPN açılan bir kafes var. Bu kafesin kapanmasını bekleyecek. Bir yandan da Reis leşin attı elinde. Short'e yakındı bu kill ama çıkartamadı. Kill olmadan bu round'dan ayrılabilir Thunderbolts. Kill alamadan. Ama VPN en azından bir tane headshot'ı Sian'a göndererek hasar vermiş oldu. Alınan iki tane de zırh var. Thunderbolts bu hasarlarla yetinecek. Direkt olarak Spectre'ları Spectre kaybeden oyuncu da Vandal'a yöneldi.
fazla fazla Vandal var. Bonus safhasında Fenerbahçe çok güçlü. Yani aslında bir bonus değil gibi düşünebiliriz bunu. Ekon'un çalınmasıyla birlikte sadece bir Spectre kaldı elde Mykoz'da. Diğer tarafta ise 5 tane rifle var. Thunderbolts tarafında VP'nin bir tecritinin olduğunu görüyoruz. Ultilere bakıyorum. Fenerbahçe'de sadece bir Sky ultisi var. Smoke kullanıldı uzun tarafına. Doğru. Şu an için retake'e bırakılmış gözüküyor. VP'nin ultisi burada tabii çok yardımcı olacaktır ama Mykoz'un şokunun olduğunu hatırlatalım. Bunu kırma ihtimali mevcut. Eğer Link tarafına bırakılırsa o tecrit... VPN'de bir ikinci ulti tecrüti var. Bu yüzden Alsight'i içeriden savunmak yerine geriye de çekilebilir. Zaten tek başınaydı. İçeride kalması herhangi bir mantık arz etmiyordu. Denemeler smoke içerisinden mevcut. Sarmal bombayı aktif hale getirdi VPN. Ama pek bir hasar veremeyecek. Arkada bir oyuncu bekliyorlar. Tabii bir şu anda şok var. Ve bu şok kırılacak, gelecek, tecrüti kıracaklar. Stunlarda atılıyor. Evet, şimdi içeriye doğru girecekler. Bajix Uzi'yi bulmayı başardı. Bajix'ten ikinci skor çıktı yalnız. Şu an kimse kimseyi görmüyor. Siyan ve Jonix'ten gelen takaslar var bir anda yalnız. Fenerbahçe burayı darmadağın ediyor. 3-1'e geldi durum. Tecrit kırılıyor tabii. Çok bundan bahsetmiştik. Mykoz'un şokunu kullanmamış olması o esnada tecritin çok rahat kırılmasına yol açtı. Ve Fenerbahçe bu sayede çok rahat tutundu. İlk skoru vermiş olmasına yani rağmen bir Sky ultisi kullanıldı o esnada. O Sky ultisi de kısa mesafede engellenemedi tabii. Bu tecriti daha geriye atıp hem kısayı hem yakını boşaltabilirlerdi. Şokun kıramayacağı bir pozisyona bırakabilirlerdi. Ama istediler ki... Yani yakına atmak ve bu da tabii ki kolaylıkla kırılıyor. İyi de bir giriş yaptı aslında Bacix ama... Yani Fenerbahçe oyuncuları yakında rahat pozisyon alıyor ve... Bir flashback her şeyi bitiriyor site içerisinde. Fenerbahçe için haritaya güzel bir başlangıç oldu. Tabancayı kaybetmelerine karşın... 3-1 öndeler. Ayrıca bir anti-eco roundunda içerisindeler. Farkı artırabilme imkanları söz konusu. Çekinin yoldan, ben kaçar. Jonix içeri girecek. Mükemmel bir iyi bir flash destek. Basit oldu bu kill. Bir flash daha var. Kendi takım arkadaşı bir flash atıyor ve kör oldu. Şimdi de VPN standlar etkilendi. Geri çıkmaya çalışacak biraz. Evet. Bu arada Shorty problem çıkardı Reis'ten. Vandal aldı eline. Reis yerden düşen Vandal'ı. Şimdi Burzi Link tarafında orada bir One Way Smoke var. One Way Smoke'tan yararlanıyor tabii. VPN Link tarafında Bajix ultiyi harcıyor bu roundda. Flash geldi ortaya atı kaptan. Siyan tarafından düşürüldü ve Mykoz'da VPN'i. Bajix'ten bir headshot var Siyan'a ama Reis son kalan isim. 4'e 1'de Siyan'ın canı birazcık az. Artık bu roundun sonuna gelmiş olduk. Reis de ve çıkış skoru arayacak burada. Ama diğer taraftan çıkıyor Fenerbahçe oyuncuları. Kimseyi yakalayamayacak Reis burada. Düşmeden önce 4-1 Fenerbahçe. Yine rahat bir hücum izledik Fenerbahçe tarafından. Bir site'ın kontrolünü alma noktasında herhangi bir zorluk yaşamıyor şu an Fenerbahçe. Fenerbahçe operatöre karşı oynayacak. Round Reis operatörü aldı. Alacağı herhangi bir kill ile birlikte ultisi de gelecek. Elite'in, Burzy'nin, Mykoz'un ve Jonix'in ultileri var. Özellikle burada tabii Mykoz'un ultisi çok değerli. Savunma ekibinde sadece bir tane Omen ultisi mevcut. Siyan flash'ı bıraktı. Ve Jonix yine B'ye doğru hareketlendi. Bir iç ultisi de kullanılıyor garaja doğru. Şimdi Jonix ters taraftan girecek. C-Site'e doğru bu hücumu gerçekleştiriyor. Hayır, anlayamadılar. Kaptan düştü. Şimdi Link tarafında bir oyuncu. Daha doğrusu burada garaj önünde bir oyuncu vardı. O da VPN. Onu da düşürdü Jonix. Mükemmel girdiler. Bir girdiler. İndirdim. Bir girdiler. Elite Mykoy'u da düşürüyor. Çok rahat. Her şey çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Çok profesyonel. Fenerbahçe yani harika bir hücum. Hücumun nasıl şekillendiğini tekrar görmek lazım. Ortadan hareketlenince tabii garaj tarafına doğru kullanılan bir garajdan da C'ye doğru kullanılan bir breach ultisi var. O esnada B'den hızlıca hareketlenen bir Jonix gördük. Ve rakiplerini arkalamayı başardı o kaosun içerisinde. İki tane skor çıkardı. Fenerbahçe güzel bir hücum.
Ve durumu böylece 5-1'e getiriyor. Fenerbahçe'nin kurguladığı şeyler hep gerçekleşiyor. Yani evet. Fenerbahçe'nin kurgularına karşı şu an Thunderbolts biraz sıkıntı yaşıyor. Evet. Oyunda Fenerbahçe 5-1'i çok kolay yakaladı. Ve tabancayı kaybettiler. Evet. Yani tabancayı kaybettikten sonra durum 5-1'e geldi. Bir mola var Thunderbolts tarafından gelen. 7. round öncesinde. Bakalım Fenerbahçe'nin hücumlarına bir çözüm üretebilecekler mi? Fenerbahçe'de Jonix haritaya çok iyi giriş yaptı. 9 skorla. Tabii çift flashlı bir kombo, hatta 3 flashlı bir kompozisyon. Paranoya, Sky flashları, bir Reach flashları, bir Neo'nun en çok istediği şey tabii. Yani ortalıkta karmaşa olursa bundan çok iyi yararlanabilen, rakibinin üzerine gidebilen bir ajan Neon. Ve bu haritada da daha sık görmeye başlıyoruz artık. Aynı şey tabii Thunderbolt için de geçerli ama yani savunmada bunları kullanabilmek, hücumda kullanabilmekten daha farklı. Evet. Thunderbolts geçtiğimiz round iki tane silah koruyabilmişti ve bu silahların etrafında oynayacaklar. Ace operatörü A'da kullanmak istiyor. Taret gitti. Yanında site'da kimse yok. Bir iç stun erken bölümde lobby'ye atılabilir. Şimdi C önünde hareketlilik var. VPN ata kaptanla site'in içerisinde yine Jonix şokunu kullandı. Paranoia'dan etkilenmiş durumda. Bir stun daha bırakıyor. VPN çıkacak burada. Hamle yapabilir mi? Michael'ın canı azaldığı için şoklar kullanıldı. VPN yakında. Fenerbahçe 2 kill alırken Michael'dan bir yanıt geldi ama daha fazlasını sağlayamadı Michael'da. Ve Elite arkadan gelen oyuncuya karşı oldukça dikkatli. Fenerbahçe için yapılan kalabalık savunma istenilen sonucu vermedi bu ekoda. Evet, yani koymuş gibi biliyorum. Kadar o bir de yani nöron hırsızı falan harcandı. Operatör. Yani operatörü düşürmek istiyorlar muhtemelen. Shoulder Peak Siyan'dan Reis'in yeri belli oldu. Dash'in de aktifleştirdi Reis. Bakalım Siyan'ı yakalayabilecek mi? Diğer taraftan gelen başka oyuncular da var. Tabii bir flash geliyor Reis'in üzerine doğru. Bir de sarsma geldi oraya da. Şimdi kullandı Reis. Oraya ışından kullanırken Burzi Elite düşürüyor rakibini. Operatör de böylece düşürülmüş oldu. Fenerbahçe 6-1'e geldi. Bu hızlı hücumlar ve yetenekler bir türlü çözüm üretemiyor Thunderbolt. Sürekli bir flash geliyor. Sürekli bir şey geliyor. Oradaki karmaşa şu ana kadar Fenerbahçe'nin yararlandığı bir şey oldu. Taos Fenerbahçe'nin karakteri şu ana kadar bu haritada. Elite'in aldığı killleri de görüyoruz. Tabii Elite Fenerbahçe için bence ilk 3 haftalık periyotta lige en iyi giriş yapan isim de eğer Börcü değilse bu isim. Elite gerçekten harika işlere imza attı şu ana kadar. 7 kill'de başlıyor. Jonix tabii ki şu ana kadar haritanın yıldızı 10 kill'iyle. Michael'da bir iç ultisi var. B'ye doğru hareketlilik gösterildi fakat B'nin içerisinde varlık yok. Fenerbahçe oyunu C'ye sürükleyecek. Alarm bot kırılıyor. Nanosür açılacak ama çoktan C site'a varma imkanı buldular. VPN'in dikkatli olması lazım. Burst Ward Ata Kaptanı yakaladı. RTK esnasında Ata Kaptanı'nın varlığı çok çok önemliydi. Artık yok. Breach ultisi olduğunu hatırlatalım ama sayı dezavantajı var. Thunderbolt tarafında Fenerbahçe yine site'ın kontrolünü çok rahat aldı. Şimdi bir smoke geliyor oraya. Şokla temizlenecek platform tarafı. Şimdi Reis bir oradan Smoke'un yardımıyla çıkacak. Jonix yeteneklerden etkilendi. Hala bu arada Michael ultisini kullanmayı tercih etmedi bu roundda. Niye bilmiyorum. Ve hiç skor alamadı buradan. Thunderbolt tarafı niye Overreach ultisi harcamadı buradan? Fenerbahçe dozer gibi şu an. Evet. Önüne ne gelirse yıkıyor, geçiyor. Ve bu enteresan yani Fenerbahçe ne yaparsa tutuyor. Evet. Hiçbir karşılık yani, yok. Aynen öyle, aynen öyle. Sanki birazcık artık Thunderbolt tarafının side'ları yatarak oynamaktan ziyade mesela ne yaptı Galactos Günlük serisinde? A lobby'nin kontrolünü aldı. Tamam C'ye gidiyorsun ama arkalanıyorsun, arkanın kontrolünü kaybediyorsun vesaire vesaire. Yani şu an için herhangi bir yerden ki Heaven'da hep bahsediyoruz. Yatarak savunmalar, arkaya yaslanarak savunmalar kuvvetli değil. Yani burada daha
varlık göstermeniz, açılmanız, info almanız lazım ya, bir yerlerden. Bazı saytlara ağırlık veriyor Fenerbahçe ama beklediği tarzda hücumlar gerçekleşmiyor Fenerbahçe'nin. Çok fazla fake var oyunun Thunderbolt içerisinde. Thunderbolt. Thunderbolt, pardon. Yani bir sayta ağırlık versek de Thunderbolt Fenerbahçe'nin oyun tarzı. Şu anda onlara ters geliyor ve Fenerbahçe bu arada genel itibariyle kalabalık olmayan saytları da buluyor. Evet evet, buluyor yine kesinlikle öyle. Bu arada kalabalık saytları gelmişlerdi. Reis açılışı yaptı, bu önemli olabilir. Richards kullanıldı yalnız Mykoz'dan. Reis bundan etkileniyor. VPN de tabii diğer bir etkilenen isim. Mykoz bir skor çıkardı. Biri oyuncunun da arkada olduğunu biliyor. İkincisini gördüler mi bilmiyorum. Myko diğer isim. Bu arada Spike hala kurulmadı. Reis sarsmadan etkilenecek. Üzerine gitmeyi tercih etmedi Fenerbahçe tarafı. Kendi haline bıraktı orada. Yalnız ata kaptan. Mykoz'u düşürdü. Bu da Spike'ın düşmesi anlamına geldi ata kaptan. Junix'in bir canası. Tane daha headshot buldu. Neredeyse üstüne de gidiyordu ama onu da Myko gönderdi. Hatırlatalım. Junix tek başına kaldı. Başka bir... Hadi. 11 can. Sadece 11 can. Sadece 11 can. Spike onun üzerinde. Buradan A'ya doğru hareketlenebilir. 1v2'de yani Myko riske almamak için ultisini bile kullanabilir. Ama... Ama ya Junix kandırdı. Kandırdı. Bu planti ne zaman alacak Junix? Bu da önemli. Bakacak mı etrafa? Bakacak. İki oyuncu dönüyorlar. Myko'daki bir Richards bence şu an bu garanti etmek adına da kullanılabilir. A'ya gidiyorlar. Çok uzakta kalacaklar rotasyonda. Yani Junix'in nerede pozisyon alacağı da bu break'i de oldukça önemli. Şimdi garaj tarafında pozisyon almak istiyor zannediyorum ve görülebilirdi Fenerbahçe oyuncuları, özür dilerim Thunderbolt oyuncuları garaja doğru gelseydi. Uzundan geliyor. Yani mantıklı bir hamle yaptı aslında Thunderbolt. Uzunu boşalttılar. Reis ilk geçen oyuncu ve Reis'in çok canı yok. Junix onu düşürdü, şimdi bir iç ultisi. Yani kullanılırsa direkt Michael'ın işi çok rahat. Evet, yani kullanmak isteyecek mi bakalım Myko ama sadece bir mermi yeterli olacak. Yarıya kadar aldı şu anda Myko ve oradan Junix'in geleceğini de biliyordu. Ucuzcu. Spike'ı biraz daha açığa kurabilse Junix daha farklı olur. Evet, belki. Evet. Belki de 7-2'ye geldi durum. İkinci roundunu böylece bir eco roundda aslında çalıyor Thunderbolt. Ata kaptandan iki tane Şerif teki tabii. Şu pozisyonda kiraladıktan sonra Siyan çok çabuk bir bu can tazelemesine gitti. Eğer biraz daha güvenli bir pozisyonda bunu yapmaya çalışsaydı daha mantıklı olabilirdi. Sonrasında Junix'ten iyi bir deneme var bu arada ama tabii 11 canla bu birebiri kazanmak çok zor Spike görüşünde değilken. 7-2. Myko bıraktı stun'ı. Reis. Şimdi bir kamera yerini tespit ediyorlar Reis'in. Yenilediler hatta. Bu yine çıkacak. Atakaptan da CD agresif. Daha fazla mesafe kat etmeyecektir Atakaptan. Çok riskli. Örs de yine Atakaptan gibi beklemeye devam ediyor. Bir flash pick Bajix. Buradan info alamadı istediği şekilde. Evet. Yine bir G-Split niyeti olabilir. Spike garaj önüne doğru hareketlenecek gibi. Oo, Atakaptan çok reaksiyonsuz kaldı. Burzi'ye çıktı ve ekibini düşürdü. Şimdi smoke'lar geliyor G-Split için ve Jonix Wallbang'de Wilken'i düşürmeyi başardı. Şimdi önden yine Jonix Sight'a doğru giriş yapıyor. 5'e 3 burası Fenerbahçe 8. round'da artık çok yakın Spike'ın kurulumuyla birlikte. Spike belki direkt olarak save'lemeyi tercih bile edebilir Thunderbolt para tarafı. Herkeste para yok. Bir de yani Myko'da bir hiç ultisi varken belki hani oynamak bir düşünce olabilirdi. Fakat şu an lurk pozisyonlarına da bakıyoruz. Ulti hiçbir işe yaramaz. Fenerbahçe 8. round'a ulaşıyor. Thunderbolt'un şu ana kadar kazandığı iki round'un bir tanesi pistol round, bir tanesi de echo round. Silahlı roundların hepsinde Fenerbahçe başarılı oldu. Ve silahlı roundların genelinde Fenerbahçe çok rahat başarılı oldu. Bu da onlardan evet. Bir tanesi. Şimdi Burzy'nin attığı pickler, Predator'a karşı atılan jiggle pickler aslında ve prefire'lar. Evet. Yani bir operatör var rakipte. Tabii Jet'in yerini öğrendiler ama hani muhtemelen o kadar titiz davranmasının nasıl sebebi bu olsa gerek. Yani 8-2 durum Fenerbahçe sürekli tabanca roundundan sonra ki tabanca da aslında eksik değil kalabalık tarafa gitmişlerdi. Devamında hep eksik tarafı yakalamayı başardı bir şekilde.
ya da savunmayı dağıtmayı başardı yeteneklerle birlikte. Hakikaten set hücumları şu an için Fenerbahçe için çok rahat gözüküyor. Bu yetenek kombinasyonlarına Thunderbolts'tan iyi yanıtlar gelmedi şu ana dek. İlk yarıda kalan son iki roundun içerisindeyiz. Reis operatörlü bu sefer C'de ve birisini görmek üzere ama Burzi açıda kaldı Reis. Ters ayakta yakalandı. Burzi aynı pozisyonda bir başka kill üst üste roundlarda çok kritik killer. İkisi de açılış killeri. Arkadaşları oyunu A'ya taşımak istiyorlar sanki. Jonix dışındaki bir şeyde ulti yok. BP'nin bir ultisi var. Bir üç ultisi savunma ekibi tarafından kullanıldı. Long'a doğru bir baskı kurmak istemeyecekler buna istinaden. Daha bir dakika var. Ezi yok edildi. Ya bu hücumu çok erken engellediler. Bir üç ultisi çok erken elden çıktı. Ama anlaşılabilir tabii. Evet. Bak şu an 45 saniye var. Hücum hala A gibi gözüküyor. Şimdi C'den Atakaptan bir rotasyon getirecek. Bu tarafa doğru burayı üçlemek adına kısa da oyuncular son gözüktü. Son 30 saniye. 30 saniye kaldı. Artık hücumun A dışında bir seçeneği yok gibi bir sarsma paranoya geldi. Jonix köşedeki oyuncuya mermi de isabet ettirdi ama düşmüş durumda değil. Takas var burada hala. Michael kontrol edilmiyor ve Burzi Michael'ı en son düşürdü. 1v1'e geldi. Özellikle 1v2'ye geldi durum. Kafes. Yani. BP'nin önünde. Tam vaktinde. Uf yine kafes. Ama açılmadığı zaman da VPN hem hafta bakmıyor. Eğer kafes olmasa VPN çıkacaktı oradan. Birebir yakalardı çünkü. Plant alıyordu bir tane oyuncu. En fazla kill alan oyuncular. Beşer kill'de. Yani Atakaptan VPN Maiko. Fenerbahçe'de en az vurmuş olan isim Siyan 6. Evet. Thunderbolts'ta en fazla vuran 5. Ama zaten ilk yarının özeti de bu. Evet. Yani scoreboard ilk yarıyı genel itibariyle özetliyor. Kazanılan silahlı round yok Thunderbolts için. Fenerbahçe ilk yarının son roundunda belki çift taneye ulaşmayı başaracak. Artık elde bir de Sky ultisi var. Site'e hücum etmek çok kolaylaşır. Reis yani deşi açtı ama Sky ultisine çıkıp piklemek kolay değil. Şimdi çıkmak isteyebilir belki. Kullanılan yetenekler var. Şimdi Reis çıktı. Jonix'in ultisine karşı başarılı mükemmel bir kit bu arada Reis'ten. Ardından savunma ekibi Site'in kontrolünü geri sağladı. Michael'dan çıkan killerle birlikte Thunderbolts. İlk silahlı round'una çok çok yakın. Hal böyleyken bu round'un geri döndürülmesi Fenerbahçe için pek mümkün değil gibi. Evet. Kes. Kolay düşürdü Jonix'i. Thunderbolts tarafı ve devamı da yani Smoke da çok çabuk gelince oraya Smoke arkası kaldı Fenerbahçe oyuncuları. Maiko'dan da bir savunma izledik devamında. 9'e gidiyor gibiyiz. 5 saniye yaklaşık kala. 5'e 2'de bakalım Elite Burzi ikilisi Fenerbahçe'nin dinamik duosu. Bakalım buradan bir şeyler çıkartabilecek mi? Bir Killjoy tecidi kullanılmış durumda. Spike J içerisinde hatırlatalım. 4 oyuncu tight içerisinde arkada bekleyen Atakaptan var ama Atakaptan bir kez daha reaksiyon göstermekte çok zorlandı ve Burzi Elite ikilisi birer tane skor çıkardılar. Bir düşman ve 2'ye getirdiler ama Bajix ve VPN durumu 9-3'e getiriyor. Thunderbolts için bir taraf değiştiriliyor. Şans doğurmuş olabilir bu round. Tabancanın mutlaka kazanılması gerekiyor. Tabii tabancanın kazanılması halinde ise birazcık daha ortaya gelme ihtimali olan bir mücadeleden söz edebiliriz. Şimdi oyun tabii ikinci yarıda Thunderbolts'un lehine dönecekse bu tabanca artık şart gibi. İlk yarıda tabanca roundunu kazanıp avantajını kullanamamışlardı. Bu yarıda hem kazanıp hem onun avantajını kullanmak zorunda sanki Thunderbolts. Fenerbahçe Jonix'de 16 kill buldu. Burzi ile 12 kill buldu. Çift tanelere geçen oyuncular. Onlar Elite'in kamerası Omen'ı görüyor. Önemli bir info. Bu kamera direkt olarak kırıldı. Ve Jonix lobinin ağzına kadar geldi. Artık yakında pozisyon alacak Jonix. C'den açılırken Fenerbahçe Thunderbolts oyuncuları biraz dikkatsiz gibiydi ama Atakaptan durumun farkında. Jonix de A'da bu fight'ı yaşıyor. Kaplan atılacak. Jonix Vın
Madagaskar. Evet, hemen geriye doğru kaçıyor. Dişini aktif bir şekilde kullanamayacak. Aiko etkilendi orada yalnız ve döndü. Mykos tarafından düşürüldü. Mykos. 5'e 4 Fenerbahçe avantaj sahibi. Bajix oyun hemen C'ye doğru dönüyor tabi. Thunderbolts tarafında C şu an boş durumda. Bir kamera var orada. 15 canlı Burzi biraz hasar bıraktı Bajix'e. Onun da canının çok az olduğunu söyleyelim. Şimdi birazcık iyileştirme var mı diye bakıyorum. Siyan'da bir iyileştirme yok. Wallbang'ler hasar veriyor mu diye baktım. Düşen isim yok. Bajix'in canı sadece 8. Atakaptan bir skor çıkardı. Burzi'den gelen takas var. 15 canıyla Jonix'ten de bir skor gelmiş. Durum 4 ve 2'ye geldi ve Fenerbahçe bu tabanca da hata yapmıyor ve durumu 13'e getiriyor. Teşekkür ederim. İki taraftan da oynadılar. Hadi. Site'e gelinirken 4 ve 5'ti ve retake'de çok basitti her şey. Yani alınması gerekenkileri çok rahat bir şekilde buldu Fenerbahçe. Site içerisinde sıkıntı yaşamadı. Bir force olacak Thunderbolt. Spectre'ları çekti bile. 5 Spectre. Force da kendisini gösteriyor. Oyuncuların bazıları eksik yetenekli olabilir ama tabii bu force'da kabul edilebilir bu. 2 tane rifle var. Fenerbahçe'de özellikle Mykos'un stun dışında hiçbir yeteneği yok. O yüzden bu rifle'dan vazgeçmesi doğal. Spectre'a döndü tek bir rifle. O da Jonix'te. Şimdi bir tane de Ghost'lu elite'i görüyoruz. Fenerbahçe bu force'a karşı nasıl oynayacak? Bu force'u tahmin edebilirdi. Elite de aslında bir Spectre alabilirdi. Evet. Tercih etmediler Siyan. Orada A'da, A arkasında iki oyuncuyu bıraktı. Thunderbolts tarafı ve B tarafına doğru hareketleniyor. Orada Jonix kontrol edilecek tetik getirdiğini ve Elite, Jonix ikilisi bu force'u başladığı gibi bitiriyor. Siyan sarsmadan yardım alarak yani, skor da ondan geldi. Fenerbahçe daha ne kadar kötü olabilir? Ya da Fenerbahçe daha ne kadar iyi olabilir? Yani Fenerbahçe iyi de senaryodan bahsediyorum. Aa tabii. %100. Yani forsluyorsunuz ve 5'e 0. Ve burada da Fenerbahçe işinde ne kadar iyi olabilir? Bu da konuşulur evet. Da. Yani bu kadar net bir farkla ben serinin başlayacağını hiç düşünmüyorum. Yok ben de kesinlikle. Ama bunu konuşmuştuk. Sanki yani Thunderbolts'un Heaven'ı kazanma ihtimali Fenerbahçe'nin Fracture'ı kazanma ihtimalinden daha düşük demiştik. Evet. Ama bu momentumdan yani Fenerbahçe öyle bir rüzgar alacak ki arkasına şimdi. Bakalım Fracture'da ayağa kalkabilecek yine mi? Force. Thunderbolt 11-3 artık Force'u seçiyor zaten Thunderbolt tarafı. Fenerbahçe'de 2 Rifle var, 3 Spectre var. Thunderbolts. Oyunu tekrar B'ye götürmek istiyor ve B'de bir tane tuzak var. Yukarıda da bir oyuncu var. Dash atıldı, tuzağa takıldı reis. Takas gelebilecek mi? Evet geldi. Yukarıda bir rifle, 2 kill Mykos'dan. Bu yeterli mi? VPN. O da 2 kill birden çıkarmayı başarmış. 33 canı var. Ata kaptanla birlikte oynayacaklar. Plant'i almadılar bu esnada. Jonix direkt olarak garaja girmek de isteyebilir. Taret onu gördü. Ve oyuncular C'de pozisyon almak istiyorlar. VPN'in başı dertte şu anda, o haberi yok. VPN CT'ye doğru girdi ve CT'ye gelen oyuncu Siyan oldukça rahat. Siyan'ı hiç beklemedi burada VPN. Hiç beklemedi. Ve Atakaptan da cross'un üstüne gidiyor. 29 can. Aa! Atakaptan'ı site'de beklemeyebilir yalnız. Şu anda Siyan bir smoke'da kullanıyor Atakaptan. Rahat gibi Siyan. Bu açıda beklemedi Atakaptan'ını ve rifle'ı yerden alabilecek süresi de var Siyan'ın. 12 oluyor Fenerbahçe. Bu sefer yakın bir round olsa da sorun yok. Fenerbahçe her round'da bir çözümü var. Fenerbahçe'nin 12-3'e geldi durum. Çok iyi bir performans gerçekten. Şimdi bir kere daha forslamak durumunda Thunderbolts ama ekonomi tabii parça parça. Thunderbolts tarafında ise iyi bir ekonomi var. 5 rifle olacak ellerinde. O 5 rifle çıkarmayı başarmış. Thunderbolts tarafı hafif kalkanlarla birlikte yeteneklere bakıyorum. Yani Reis'te herhangi bir şey yok. VPN'in yeteneklerde hatır sayılır derecede yetenekleri var. Önemli ve elite skorla başlayan VPN'den takas var. Mykos burada flash peek almak isteyebilir. VPN açıkta yakalanma ihtimali var.
Bu Flash BK Reis de orada koşarak geliyorlar buraya yalnız. İki kişi saat içerisinde şu an arkalayan bir tane de isim görüyorum. O isim ekranlardaki Burzi. Bir Smoke var, ikincisi de gelmek üzere. Bacıksa bir tane Flash görüyorum. O Flash'la birlikte belki oynamak isteyebilir. Thunderbolts, özür dilerim, Fenerbahçe oyuncuları da geriye doğru çekildiler. Burayı riske atmadan oynamak istiyorlar. VPN cross'una Burzi çıkıyor ama bu Burzi yani rakibinin cross'una çıkıp vurduğu kaç oldu bilmiyorum. Çok iyi. Çok iyi oynuyor Burzi. Evet. Ve 3v4'te şimdi Siam bu cross'ta infoyu aldı. Bir stun üstüne doğru atılıyor. Bacıksı içeri girdi. Bir hamle yapacak mı Mykos? Şoku da var, stun'ı da var, flash'ları da var. Yani yetenekler bu kadar fazlayken, kişi avantajı varken bireysel denemek ideal değil. Stunlar var. Jonix'de, Mykos'da her şey var. Kimse bakmıyordu, Jonix baktı. Birebir gayet iyi. Paranoya. Yani Fenerbahçe tarafı için gayet iyi. Burzi işte yani Reis hiçbir şey görmüyordu ve Siyan Mayko'yu buluyor. Son olarak Fenerbahçe inanılmaz dominant bir Haven oynuyor. Kendi tercih ettiği haritada 13-3 yani hedef maç dedik. Yakın olmasını beklediğimizi söyledik ama yani Fenerbahçe darmadağın etti Thunderbolts. Yani Thunderbolts ikinci yarıda round kazanamadı zaten. İlk yarıda kazanılan roundlardan bir tanesi. Pistol round bir tanesi. Echo round bir tanesi de ilk yarının son roundu. Yani, onun dışındaki roundlarda mücadeleci de olamadı Thunderbolts pek fazla. Oyuncuların bireysel alanında performansı da yani top yekün yetersizdi.